Ey azizler, işte başlarız söze. Bir vasiyet kılarız illa size. Demişti Süleyman Çelebi. Divan edebiyatı yazarı avukat Hayati İnaç yurtlarda kalan öğrencilerle buluştu. Zaten duyacağım. Çölde aylarca seyahat ediyorsun. Yalnız o sesi duyarsın. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Kahramanmaraş'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın çeşitli yurtlarında kalan bine yakın öğrenci Hayati İnanç'ın söyleşine katıldı. Ya sahibel ömrül kasir, ya hamilel veznil kebir, ya failel zembil kesir, eynel büka, eynel büka. Tercüme ediyorum. Ömrün kısacık, yükün ağır, günahın dağ gibi. Ne zaman ağlayacaksın? Ne zaman ağlayacaksın diyor. Vakit kalmadı. İnanç burada keyifli bir vakit geçiren öğrencilere yaşantılarını, dijitalleşmenin topluma zararlarını ve birçok tecrübesini paylaştı. Hayati İnanç zaten sık sık Kahramanmaraş'a geliyor, bizleri aydınlatıyor. Bugün bir kez daha bizleri aydınlattı. Onun sözleriyle, onun kelimeleriyle bir kez daha aydınlandık. Avşar ve Sütçüimam yurtlarında kalan öğrenciler için bu fırsatı sundular bizlere. Tüm yurtlarda kalan öğrencileri bu güzel konferansa Hayati İnanç'a getirdiler, onunla buluşturdular. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Konuyla ilgili Aksu Haber'e konuşan Sütçüimam Yurdu Müdür Yardımcısı Gülseda Kirişçi, öğrencilerimize yönelik hazırlamış olduğumuz sosyal etkinlikler artarak devam edecektir dedi. Biz öğrencilerimize eğitim, sosyal, kültürel faaliyetler kapsamında birçok çalışma yapıyoruz. Genel Müdürlüğümüzün Çınaraltı Söyleşileri kapsamında bir programdı düzenlediğimiz program. Toplumda çok saygı gören, çok sevilen Hayati İnanç hocamızı bugün davet etmiştik. Kendisi de bizi kırmadı, geldi. Yaklaşık 1000 kişilik öğrenci grubumuza, tamamının yurtta barınan öğrenciler olduğu bir gruba yaklaşık 1,5 saatlik çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Hem öğrencilerimiz hem hocamız çok memnun kaldılar. Bu kapsamda bakanlığımıza, genel müdürlüğümüze, yerel yönetime, bize destek veren herkese, Büyükşehir Belediyesi'ne, salonunu kullandığımız belediyemize çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Daha güzel projelerle bir arada olacağız. Bütün hizmetimiz öğrencilerimiz için. Teşekkür ederim.